Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Balkon ekibimiz her geçen gün biraz daha çoğalıyor gördüğünüz gibi. Şöyle sırayla göstereyim size. Alt tarafta olan bitkiler de var. Şöyle kabaklarımızı koyduk. Hemen yan tarafta yine pembe telgraflar, pijamalı telgraf çiçeğimiz ve Burada kohlera ve uyku yoncamız mevcut arkadaşlar. Balkonumuzda şu anlık bu bitkiler bu şekilde mutlu mesut yaşıyorlar. E, havamız da düne göre biraz daha güzel. Dün bütün gün boyunca yağmur yağdı. Bugünse hava biraz daha iyi arkadaşlar. Yine bulutluydu. Az önce daha güzel güneşli bir hava vardı. Bulutlar kapandı şu anda. Önümüzdeki günlerde havanın açacağını söylüyor e, hava tahmin raporları. Şimdi şöyle göstereyim. Bunları zaten daha önce göstermiştim sizlere saksı değişimleri olacak burada gördüğünüz gibi leş kaktüslerimiz var çiçeğimizi çok güzel açtık minnoş tomurcuğumuz var arkadaşlar bu arada bakın kadraja kim yakalandı şurada hemen gördüğünüz gibi kahverengi kokarca Karadeniz bölgesinin şu anda baş belası diyebilirim size şu an netlemeye çalışıyorum yakından görmeniz için şöyle bir böcek bu arkadaşlar ve gerçekten de oldukça fazla zarar veriyor bütün ürünleri o yüzden e, biz bunlarla baş etmeye çalışıyoruz gördüğümüz yerde maalesef öldürmek zorunda kalıyoruz çünkü gerçekten çok zararlı göstereyim size çiçeklerimizi Burada da yine farklı bir leş kaktüsümüzün tomurcuğu var. Hemen şurada minik bir tomurcuğumuz var. Bu da yakında açacak arkadaşlar. Bunun da saksısını değiştirmemiz gerekecek. Bunlar testere sukulentlerimiz. Yaklaşık bir ay önce diktim dışarıdaydılar. Çok yağmur yağınca böyle güneş gören bir yere almak istedim. Çünkü toprakları oldukça fazla ıslandı. Biliyorsunuz bu tarz de çok nemli topraklarda kalınca birazcık kök çürümesi falan olabiliyor. Bu saksımız yere düşünce böyle patladı. Görüyorsunuz toprağın ıslaklığını arkadaşlar. O yüzden buraya koydum biraz hem topraklarının kuruması açısından hem de biraz daha böyle güneş görüp güzel bir şekilde büyümeleri için. Bu da yine aynı şey şekilde dışarıdaydı. Ee, şimdi şurada bizim sedumumuz var. Sedum'la ilgili video çekmiştim size. Saksımız ve toprağımız değişti gördüğünüz gibi. Bakın şöyle daha geniş bir saksıya aldım. Ee, toprağını değiştirdim. Burada da yine köklü minik sukulentlerimiz var. Onlar da farklı bir saksıya geçecekler. Burada bekletiyorum onları birazcık. Ee, şöyle yavaş yavaş da zaten şuradan gördüğünüz gibi kızarmaya da başladık. Yaz kış burada arkadaşlar arkadaşlar dışarıda duruyor bu sedumumuz ee, soğuğa dayanıklı bir bitki bakımıyla ilgili videolar kanalımda mevcut Burada da yine Prenses çamımız var Prenses çamıyla ilgili videoda kanalıma yükledim arkadaşlar oldukça mutlu mesut burada şu anda şöyle çiçekliyiz hala çiçeklerimiz üstümüzde tabi yavaş yavaş şuralardan çiçekler kurumaya ve e, bitki artık yavaş yavaş dinlenmeye geçmeye başladı. Ama benim size bugün anlatacağım bitki, başka bir bitki. Şöyle gördüğünüz gibi beyaz, mavi çiçeğimiz arkadaşlar. Bunun bende mavi renk olanı vardır. Beni takip edenler bilirler. Kanalımda oldukça fazla video var mavi çiçeği ile ilgili. Beyazını da sağ olsun, Ruhuyaz, e, Serap ablam aldığım bitkiler arasında hediye olarak göndermişti. Çok teşekkür ediyorum buradan ona ve bitkisinin şöyle güzelliğini görmesini istiyorum. Sadece minik bir kökte arkadaşlar. Minik bir kökten bile böyle saksı dolusu bitkiler elde edebilirsiniz. Şöyle yan dallar vererek bayağı çoğaldı ve büyüdü. Bunlar zaten ilk gelen dalların çiçekleri gördüğünüz gibi açmış soğumuş olan çiçekler. Şunlar da daha sonradan büyüttüğü yan dallar. Böyle e, mevsimini bulunca çok güzel açıyor. Çünkü e, yaz sıcaklarını henüz yeni atlattık biliyorsunuz. Eylül ayı da burada oldukça sıcak geçti. Havalar henüz daha yeni soğudu. Kampanula çiçeği de yani bilimsel ismi kampanula aslında maviş çiçeği de biliyorsunuz soğuk havaları seven sıcaktan hiç hoşlanmayan bir çiçeğimiz ee, çiçeklerimizin boyutu oldukça büyük büyük neredeyse 1 lira büyüklüğünde oldukça güzel 5 taç yaprak şeklinde böyle yıldız yıldız çiçeklerimiz var bu arada bu kuruyan çiçekleri üstünde bıraktım tohum olma ihtimaline karşı çünkü biliyorsunuz mavi olan renginden tohum e, elde edemedim belki bundan tohum elde edebiliriz diye şu anda e, gidip gelip bunları konuştum kontrol ediyorum koruyan var mı tohum olan var mı diye bu şekilde şimdi bu bitkiye nasıl bakıyorum ilk önce bu bitkimiz dediğim gibi böyle çok sıcakları seven bir bitki değil kesinlikle yaz güneşinden korumanız gerekiyor yazın evinizin ya da bahçenizin en serin yerine bu bitkiyi almanız gerekiyor Yaz güneşine karşılık aslında kış güneşini seven bir bitki. Kışında güneş gördüğü zaman çok daha güzel gelişiyor. Çok daha güzel kökleniyor arkadaşlar. Yapraklarımız şu şekilde maviş, diğer mavi renkte olana göre yaprakları biraz daha büyük, biraz daha etli ve gösterişli. Ama çiçeklerimiz aynı. Sadece çiçeklerimizin rengi farklı. Bakın şuradaki yapraklar daha büyük büyük, daha kocaman kocaman. Yani eğer toprağını ve Bitkinizin konumunu güzel ayarlarsanız bu şekilde kendisini bütün saksıyı doldurmaya adapte ediyor arkadaşlar ve güzel çiçeklerini de açıyor. Havalar soğuyunca birazcık kendine geldi. Mesela şunlar hep yeni tomurcuklar, bunlar yine aynı şekilde bakın açmaya başlayan tomurcuklarımız var. Bu şekilde küllerinden yeniden doğabiliyor. Çoğaltması da aslında çok basit. Şöyle minik bir daldan çoğaltabilirsiniz. Bunu alıp direkt toprağa diktiğinizde hemen kökleniyor zaten. Ya da risk e, riske atmak istemezseniz yine buradan yine minik bir dal kırarsınız. Suya koyup o şekilde köklendirip toprağa dikersiniz. Toprağının da biraz böyle su tutan bir toprak olması gerekiyor. Biraz torflu bir toprak tercih etmeniz gerekiyor. Çok geçirgen ve akışkan bir toprak olduğu zaman hemen kuruyor arkadaşlar. Çünkü çok böyle hani sıcağı seven bir bitki değil susuz kalmaması gerekiyor. Susuz kaldığında yapraklarımız direkt bayılıyor. Bu da ne yapıyor? Tomurcuk ve çiçek oluşumunu kötü etkiliyor. Yani çiçeklerimiz kuruyabiliyor arkadaşlar. Bu arada <laughs> Hemen arkada bizim ineğimizi görüyorsunuz. Onlar da dışarı otlatmaya çıkardı annem. Şöyle ne dedik? Topraktan bahsettik. Saksı. Saksımız o büyük saksı çok sevmiyor arkadaşlar. Böyle orta boy e, normal bir saksı da çok daha güzel gelişir. Çünkü bu bitkimizin köklerim oldukça ince böyle kılcal köklerden oluşuyor. Toprakta güzel bir şekilde e, ilerleyebilmesi, kök salabilmesi için toprağının yumuşak e, böyle su tutan bir toprak olması gerekiyor ağır toprak kesinlikle kullanmayın e, şöyle yapabilirsiniz kaktüs kulen toprağına bir miktar daha torf karıştırarak e, toprağın su tutuculuğunu arttırıp bu toprağa dikebilirsiniz bitkinizi ben de yine bu şekilde yaptım arkadaşlar şöyle görebiliyorsunuz zaten toprağımın içinde böyle hafif e, kilbilyeleri falan var şöyle gördüğünüz gibi ama bunun dışında su tutuculuğunu arttırmak için torf ekledim ve şu gördüğünüz perlitler bunlar da yine su tutuculuğunu arttırır toprağımızın. Saksım zaten şu şekilde çok büyük olmayan şuradan göstereyim. Normal boyutlarda bir saksımız şöyle görüyorsunuz ve oldukça da hoş görünüyor bitkimiz. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyordum. Şu an aklıma başka bir şey gelmiyor bu bitkiyle ilgili. Belki çoğaltmasını sizlerle birlikte yaparız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, unuttuğum ve sizin eklemek istediğiniz farklı şeyler varsa yine e, deneyimlediğiniz farklı şeyler varsa bu videonun altından yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, takip etmeyi, minik de olsa bir yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşçakalın.